Herkese merhaba. Ben Özgür. İsmet'le beraber size jenerastikle ilgili bilgi aktarmaya çalışacağız. Duyamıyoruz. Herkes son geliyor. Bari mi? Neyse. Doktorun bir başlığı nedir? Yeni bir şirket açacağız. 2013'ün başlarında kurulduk. Web'i seviyoruz. Şimdi yani web teknolojilerini seviyoruz. Web'le ilgili yeni şeyler öğrenmeyi seviyoruz. Open source teknolojileri seviyoruz. Ve yani elimizden geldiği kadar da komüniteye katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bizim bir ürünümüz var. İsmi şey, Novatom. Novatom nedir? Yani armatörlere yönelik gemi işletmesi firmalarına kendi işlerini idare edebilmeleri için yani kağıt işlerini ortadan kaldırabilmek için bir yazılım diyebiliriz. Bunun ofis ayağı var. Ofiste daha çok işte personelin takibi, personel işte kontratlarının takibi, gemiye indirip indirme, bu tip süreçlerin takibi, gemilerin sertifikalarının takibi. Gemi tarafında ise daha çok planlı bakım uygulamaları var. Neyse, yani sonuç olarak bu bir web uygulaması. Ve bunun bir yerde host edilmesi gerekiyor. Biz de Jelastik'i seçtik. Bu aslında daha önce de hani ilk başta başladığımızda çoğu startup gibi Amazon AWS'den açtık bir instance'ı. İşte İsmet bayağı bir uğraştı orada. İşte Tomcat kurdu, SSL kurdu, işte MongoDB falan. Yani gayet güzel, o zaman bizim işte uygulamayı da yükledi. Gayet güzel çalışıyordu yani. Ama hani belli bir süre sonra yani bakım yapmamız gerekiyor. Yani server'ı kurup orada bırakınca olmuyor yani. Yani çocuğunuz gibi bakıyorsunuz yani. Ve bir zaman almaya başladı. Yani açıkçası bu zamandan sıkılmaya başladı. Daha sonradan bir arayış içine girdik yani bunu nasıl hallederiz diye. Birkaç platform indirdik. En sonunda açıkçası iki tane indirdik. Jelastik ve Hero arasında. Jelastik'i tercih ettik. Açıkçası memnunuz. Doğru karar verdik. En büyük, yani karardaki en büyük etken de şey oldu. Yani Heroku'da bir yani platforma yönelik bir takım özel şeyler yapmamız gerekiyordu. Yani yarın bir gün yani kızsak Heroku'ya çıkıyoruz kardeşim desek, yani al sana bir tane daha iş yani. Hani işi azaltmak için başka bir şey geçiyoruz. Ama hani ileride başka bir risk alıyoruz aslında. Ama Jelastik'te böyle bir şey yok yani. Hani yazılımcı için. Orada bir Tomcat var. İşte belli bir API'de MongoDB var. Siz ona bağlanıyorsunuz. Yani Amazon'da olmuş. Jelastik'te olmuş. Yani yazılımcı için hiçbir şey değişmiyor. Bu yüzden çok rahat. Yani, neyse ben İsmet'e bırakıyorum olarak. O daha... Evet. Jelastik kimdir tam başlayabiliriz. Jelastik kurduğumuz 2012'de Duke orada olarak zaten ismini bayağı bir duyurdu. Jelastik bir platform as a service. Amazon EC2 gibi infrastructure as a service değil. Burada PHP, Ruby ve Java aplikasyonlarınızı host edebiliyorsunuz. En büyük özelliklerinden biri de sizin platforma yönelik, sizin API'ye yönelik herhangi bir programlama ihtiyacınız. Herhangi bir hosting firmasından Jelastik'e direkt geçiş yapabilirsiniz. Herhangi bir requirement yok. En büyük özelliği bu. Biraz önce Özgür'ün bahsettiği gibi Heroku'da sizin platforma yönelik belli programlamalar yapmanız lazım. API'ye yönelik belli programlamalar yapmanız lazım. Hatta hali hazırdaki projenizi Heroku'ya geçirmek ciddi bir zaman alıyor. Zaten Heroku'nun bizim bu hele bu Jelastik ile birlikte kaldığımızda kaybetmesinin en büyük sebebi de buydu. Jelastik'ten önceki durum gördüğünüz gibi sistem admin'i uzun zamanlarını alan ve sıkıcı bir prosesle karşılayan bir durumdu. Bir server satın alıyorsunuz. Bu serverin içine istediğiniz application serverları kuruyorsunuz.
bu application serverları konfigüre ediyorsunuz, işletim sistemini upgrade ediyorsunuz, işletim sisteminin dependency'lerini ayarlıyorsunuz, herhangi bir database management sistem kuruyorsunuz, bunları konfigüre ediyorsunuz. Bunların hepsi çok zaman alan işler. Yani aşağı yukarı 16 saat gibi bir tahminde bulunduk. 2 iş günü ediyor da. Gerçekten uzun bir süre. Celastic'te, Celastic'in en büyük özelliği birçok şeyin pre-configured gelmesi. Zaten daha detaylarından bahsedeceğiz. Dediğimiz gibi easy to start, yani bugün Celastic'e geçmeye karar verdiğinizde başlamanız 10 dakika, kodunuzu deploy etmenizde yaklaşık 10 dakika bir süre alıyor. Bu topiklerin hepsinin üstünden teker teker geçeceğiz. Ne demek istediğimizi daha detaylı anlatacağız. Setup environment in seconds. Yapmanız gereken tek şey, geçtiğiniz bir environment yaratıyorsunuz ve bu environment'ın içinde kullanacağınız yazılımları seçiyorsunuz. Önünüzde gördüğünüz gibi işte örnek veriyorum. Application server olarak, servlet container olarak config seçiyorsunuz. İşte memcache aktive ediyorsunuz veya MongoDB aktive ediyorsunuz vesaire. Zaten bu software stacklerin neler olduğundan biraz sonra daha detaylı size bahsedeceğim. Herhangi bir installation veya configuration gerekmiyor. Jelastik her şeyi otomatik yüklüyor, otomatik konfigüre ediyor. Size sadece yazılımınızı deploy etmek kalıyor. Deployment'la ilgili detaylar da bir sonraki slide'da gelecek. Dediğimiz gibi herhangi bir API'ye kodlamanız gerekmiyor. Wide range of software stack dediğimiz birçok yazılım arasından seçebiliyorsunuz. Örnek veriyorum, yani biz şu anda Tomcat'i göstermişiz burada ama sadece Tomcat yok, JBoss vesaire birçok container var. Glassfish gibi. Jelastik'teki bilinmesi gereken önemli noktalardan biri resource olarak CloudBed denen bir mantık kullanılıyor. Bir CloudBed 128 MB RAM ve 200 MHz CPU'ya denk geliyor. Demoda daha da detaylı göreceksiniz. Şurada da gözüktüğü gibi buradan CloudBed miktarını seçerek instance'ınızın ne kadar resource kullanması gerektiğini siz kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Easy to deploy en önemli noktalardan biri, evet, tek tuşla kurulum yapabiliyorsunuz. Uygulamanızı upload ediyorsunuz, environment'ınızı seçiyorsunuz ve kurulumunuz gerçekleşiyor. Eğer load balanced bir environment'ınız varsa birden fazla Tomcat'e kurulum yapacaksınız. Siz bununla uğraşmıyorsunuz. Jelastic kendisi orada ne kadar application server varsa sizin yazılımınızı otomatikman hepsine aynı anda deploy ediyor. Yani böylece 8 tane serverınız varsa 8 tane deployment'la uğraşmıyorsunuz siz. Git ve SVN'den de deploy edebiliyorsunuz. Jelastic environment'ınıza bir build node açıyorsunuz. Şu anda burada çok büyük gözükmüyor ama şu ikon build node'u temsil ediyor. Diyorsunuz ki ben bir build node istiyorum. İşte 2 GB RAM kullansın, şu kadar CPU'su olsun şeklinde. Onu konfigür ediyorsunuz. Oradan konfigür ediyorsunuz dediğim esasında seçiyorsunuz yani. Belki konfigürasyon sayılmaz. Sonra environment'ınızdan giriyorsunuz. Git ve SVN repository ayarlarınızı giriyorsunuz. Ve orada hangi environment'a deployment yapmak istediğinizi seçiyorsunuz. O kendisi gidiyor. SVN'den veya Git'ten kodu alıyor. Maven build yapıyor. Ve istediğiniz environment'a deployment'ı gerçekleştiriyor. Böylece hızlı bir şekilde siz uğraşmadan bu proses son bulmuş oluyor. Application version control dediğimiz Jelastic sizin yaptığınız bütün deployment'ları saklıyor geçmişe yönelik. Siz silmediğiniz sürece orada duruyor. Açıkçası tam olarak retention policy'si nedir bilmiyorum ama biz, yani ben şu anda yaklaşık 8 aydır kullanıyorum. Ve bugüne kadar ben silmeden hiçbir şey silmedi yani. Herhalde zannediyorum biz silmeden silmiyor diye düşünüyorum. Herhangi bir şey de okumadım bugüne kadar bununla ilgili. Böylece siz bir deployment yaptınız. Bugün bir deployment yaptınız, bir bug buldunuz, bir hatanız var. Geçmişe dönmek istiyorsunuz. Yapmanız tek gereken şey kontrol paneline gidip bir önceki deployment'ı seçip bunu tekrar deploy etmeniz.
normalde olduğu gibi işte SVN'e gidip bir yap bir önceki deployment'ın tekini tekrar çeker dedik, build dedim. Ondan sonra onu upload edip deploy etmenize gerek yok. Zaten bir önceki deployment orada duruyor. Sizin sadece deploy demeniz gerekiyor. Jelastin'in en büyük özelliği bize göre vertical scaling ve horizontal scaling'i çok kolay, çok hızlı bir şekilde yapması. Vertical auto scaling dediğimiz, örnek veriyorum, şu anda sizin bir aplikasyonunuz var. Bu aplikasyonu 100 kişi kullanıyor. Yarın bir gün 1000 kişi kullanmaya başladığında instance'ınızı upgrade etmek isteyeceksiniz doğal olarak. Ve diğer platformlarda birazdan daha da detaylı bahsedeceğiz. Instance'ı upgrade etmek o kadar kolay olmayabiliyor. Yani bugün ben 2 GB RAM kullanıyordum. Yarın ben 4 GB RAM kullanan bir instance'a ihtiyacım var dediğinizde bunun migration'ı o kadar kolay olmayabiliyor. Ama Jelastic'te bu iş biraz önce gösterdiğimiz paneldeki ve demosu da olacak bunun. Birkaç tane ikonu sağa sola çekmek kadar basit. Şu anda 4 GB kullanıyor diyorsunuz. Tekrar giriyorsunuz, bunu değiştirmek istiyorum diyorsunuz kontrol panelinizden. Ve 2 GB'ınız bir anda 4 GB olmaya başlıyor. Otomatik yapıyor mu? Auto-scaling yapıyor, evet. Yani belirli bir goal belirli, yani şu rakama ulaştığım zaman bir tane daha worker ekle tarzında. Bir tane daha? Bir tane daha frontend ekle. OpenShift gibi düşünüyorsunuz galiba, yani worker deyince. OpenShift gibi değil tam olarak ama şöyle söyleyeyim size. Şöyle bir mantık var. Prezentasyonun sonunda Blink'den de bahsedeceğim. Orada daha da detaylı göreceğiz bunu. Siz diyorsunuz ki Jelastic'e, şu kadar resource'a kadar çık. Onun siz sadece limiti belirliyorsunuz. Zaten size kullanmadığınız zamanlarda Jelastic otomatikman sizin instance'ınızı, hiçbir trafik yoksa hibernate alıyor. Siz para da ödemiyorsunuz zaten bu duruma. Yani instance öylece duruyorsa, kimse request yapmıyorsa o web server'a bir para ödemiyorsunuz. Ama insanlar kullanmaya başladı. İlk önce örnek veriyorum bir cloudlet'ten başlıyor. Arttıkça o arttırmaya devam ediyor. Ta ki sizin belirlediğiniz limite kadar. Sizin belirlediğiniz limitte duruyor. Bir kullanıcıya ulaştınız, 4 GB RAM kullanıyorsunuz. Atıyorum yaklaşık 5 GB CPU kullanıyorsunuz. Bu yarım saat sonra 500'e indi. Otomatikman o da kendini daraltmaya başlıyor. Zaten vertical auto scaling, yani vertical scaling değil auto scaling. Belki burada biz prezentasyonda yanlış kelime kullanmışız. Size o yanlış olabilir. Horizontal scaling'i yapması da gayet basit. Şu anda bir Tomcat kullanıyorum diyorsunuz. Giriyorsunuz environment konfigür etme kontrol panelinize giriyorsunuz. Environment konfigür etmek istiyorum diyorsunuz. Ve oradan high availability option'larını açıyorsunuz. Artık bir Tomcat'ten 4 Tomcat'e kadar çıkabiliyorsunuz. Jelastic dünyada birçok data center'da şu anda kurulu farklı şirketler tarafından. Bazı şirketlerde örnek veriyorum horizontal scaling 8 tane Tomcat'e kadar çıkabilirken bazılarında 4 tane. Veya aynı şekilde vertical scaling bazılarında 4 GB'a kadar çıkabilirken bazılarında 8 GB. O da daha çok hosting provider'a göre değişiyor. Aslında Jelastic bir platform provider. Hosting'i kendi provide etmiyor. Başka data center'larda dünyanın değişik yerlerinde şu anda kurulu. Yani örnek veriyorum şu an aklıma gelen Rusya'da var, Almanya'da var, İsveç'te var, Amerika'da var, Brezilya'da var. Sürekli de artıyor artık. Ben açıkçası nerelerde kuruluyor diye çok takip etmiyorum. Çünkü lokasyon olarak Türkiye en yakın olan data center Almanya olduğu için biz otomatikman Almanya kullanmaya başladık. Buradan devam ediyoruz. Horizontal scaling'deki en önemli nokta, siz bugün bir web server'ınız var ve bunu arttırmaya karar verdiniz. Gidip bir load balancer kurmanız lazım. Load balancer'ı konfigüre etmeniz lazım. Bir Tomcat'leri konfigüre etmeniz lazım. Jelastic'te bunlarla hiç uğraşmıyorsunuz. Load balancer'ı enable ediyorsunuz. Oradan o otomatikman zaten bütün konfigürasyonları kendisi yapıyor ve devam ediyor. Yani böyle bir upgrade yapmak istediğinizde siz pek bir vakit harcamıyorsunuz. Açıkçası yaklaşık 5 dakika süren bir prosesten bahsediyoruz. Easy to manage. Biraz sesli konuşabilirsiniz. Hosting provider'a göre değişiyor. Biraz önce belirttiğim gibi. Yani hani Jelastic
bilimi falan yani 4.96.1 falan. Yok, Celastic'in koyduğu herhangi bir limit yok. Ama hosting provider'ın infrastructure'ına göre belli limitasyonlar var. Örnek veriyorum, Almanya'da bu en fazla 4 instance'a kadar çıkarken başka bir hosting provider'da, şu anda ismini hatırlayamadım, 8 instance'a kadar çıkabiliyor. 8 instance'ın size yetmediği durumlarda yapabileceğiniz şöyle bir şey var. Bir environment daha açarsınız. İçine 8 instance'lık bir environment daha kurarsınız. Sonra gider başka bir environment açarsınız ve orada sadece load balancer'ınızı tanımlarsınız. Ama bu sefer load balancer'ınızı environment'lar arasında switch etmesi için kendiniz konfigüre etmeniz lazım. Bu konfigürasyon dediğim şey de zaten kontrol panelinden giriyorsunuz. Nginx'in konfigürasyon dosyası orada. Açıkçası yazacağınız yaklaşık 4-5 satır bir şey. Request geldiği zaman şuraya gönder veya buraya gönder gibi 2 tane 3 tane satır ekleyeceksiniz. Yani çok zor bir iş değil orada. Ama tabii ki bir yani o bariyeri aşmak için bir ufak bir efor yapmanız lazım sizin de. Yani bunu unlimited miktarda kullanmak istiyorsanız horizontal scaling'i belli bir miktar efor harcamanız lazım. O dediğim gibi çok zor bir şey değil. Kısa süren bir şey açıkçası. Başka bir sorunuz? Yani şu an belki ileride anlatacaksınız da veri tabanıyla ilgili bir şey gözüm var mı yani? Veri tabanı değil. Scaling, yani oradan scaling de ilgili. Evet, veri tabanının scaling de ilgili. Tam burada ondan da bahsedelim. Şöyle söyleyeyim size. Her environment için sizi kontrol panelinizi açtığınızda birazdan kontrol panelin kendisini göstereceğim. İçine istediğiniz kadar environment açabiliyorsunuz. Bu environment'ların her bir environment içine bir tane database instance'ı koyabiliyorsunuz. Bu database instance'ı MySQL, MariaDB veya Mongo olabilir. MongoDB olabilir. Dediğim gibi prezentasyon ilerleyen kısmında detaylı olarak software stack'leri göstereceğiz. Biz örnek vermek gerekirse biz şu anda MongoDB kullanıyoruz. Ve herhangi bir şekilde bir scaling ile ilgili bir problemimiz varsa, load ile ilgili bir problemimiz varsa yapacağımız şey şu. Gidip bir environment daha kuracağız. Bu environment içinde MongoDB'yi enable edeceğiz. Ondan sonra MongoDB'nin konfigürasyonundan artık auto-sharding yapacaksak MongoDB'nin auto-sharding konfigürasyonunu oraya yazmamız lazım tabii ki. Hani burası master node dememiz lazım. Bunlar slave node dememiz lazım. Onlar da dediğim gibi konfigürasyon dosyalarından yine kontrol panelden yapabildiğiniz şeyler. Ama bu, yani database seviyesindeki horizontal scaling'i vertical scaling zaten var. Instance'ın leminin ne kadar artması istiyorsanız söylüyorsunuz. Onda bir sıkıntı yok. Horizontal scaling'i elle yapmanız lazım. Dediğim gibi o elle yapma da biraz önce bahsettiğim node arttırmak gibi. Girip MongoConf'un içerisinden, MongoDB'nin Conf'un içerisinden auto-sharding'i işte enable edip işte şurada başka bir instance var, IP'sini belirteceksiniz. Ondan sonra instance'ınızı restart edeceksiniz, bu kadar. Software stack'lerde şu anda kullanılabilen Tomcat 6.7, Tomi, Jet, Glassfish, Apache, Nginx mevcut. Web sunucu olarak. Kullanabileceğiniz language'ler JVM based olanlar, Clojure, Cold Fusion, JRuby, Groovy, Scala, Java 6 veya 7 kullanabiliyorsunuz. PHP'lerde de 5.5'e kadar destekliyor. Bunlar dediğim gibi yine kontrol panelden sizin ayarlayacağınız şeyler. PHP versiyonundan sonra. Database'lerde MySQL, MariaDB ve PostgreSQL kullanabiliyorsunuz. NoSQL'lerde MongoDB ve CouchDB var şu anda. Şimdi kısa bir demo yapacağız. Fiyatlandırma nasıl oluyor? En son slide'de fiyatlandırma var şimdi. Herkesin çok merak ettiği bir insanlara bir yandan oluyor. Burası örnek bir environment. Gördüğünüz gibi bir PDS açmışız. Bu arada herhangi bir software stack'te olmayan herhangi bir yazılıma ihtiyaç duyuyorsanız, application server'a ihtiyaç duyuyorsanız PDS'in içine kendiniz de kurabilirsiniz. Herhangi bir standart bir server'da yaptığınız işlemlerin hangisi orası içine geçerli ama vertical auto-scaling PDS'ler içinde var. Yani istediğiniz kadar
limiti belirledikten sonra istediğiniz kadar bu videoya soruya kadar çıkabiliyor ve kullanmadığı zaman azalıyor. Bir MongoDB var, bir Tomcat var. Şu anda örnekte. Bizim daha önceden hazırladığımız bir tane GVT Sample Application var. Bunun size bir örneğini göstereceğim. Biz buraya upload ettik, burada upload'da bir tercüme yapın diye. Buradan geliyorsunuz. Hangi environment'ı deploy etmek istediğinizi seçiyorsunuz. Deployment'ı yapıyor. Dediğim gibi bunu, bu deployment'ı build node aracılığıyla da yapabilirsiniz. Git ve eski yani pozisyonunu ayarlarsınız. Kendisi otomatik deployment yapar. Veya örnek veriyorum bizim şu anda kullandığımız gibi de yapabilirsiniz. Kendi Maven'ın Maven plugin'i var, Jelastik Maven plugin'inden birkaç ayarlayarak API ID, şifre vesaire gibi Jenkins'e kendiniz de deploy ettirebilirsiniz. Yani Continuous Integration Environment kullanıyorsunuz, yazılım kullanıyorsanız herhangi bir şey, Jenkins Hudson gibi. Ona ondan belirttiğiniz zaman sonunda git çıkan borları şuraya deploy ettiğiniz zaman gidip o kendisi deployment yapıyor. Açıkçası biz de şu anda öyle kullanıyoruz. Bir deployment örneğini ben şimdi size konfigürasyon environment yaratmayı environment yaratmaktan bahsedelim. Buradan geliyorsunuz. Create environment diyorsunuz. Eğer role balance kullanacaksanız gördüğünüz gibi enable diyorsunuz. Buradan Tomcat, Classfish vesaire ne istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Java versiyonunu seçiyorsunuz. Memcache kullanacaksanız Memcache instance'ını enable ediyorsunuz. Database'de kullanmak istiyorsunuz SQL olarak. Bunu seçiyorsunuz. NoSQL'de kullanacaksanız onu seçiyorsunuz. Buradan. Bu kadar kolay yani environment konfigür etmek. Herhangi bir zor yok. MongoDB'de replikaset falan yapabiliyor musun? Replikaset yapabilirsiniz. Dediğim gibi yani replikasetle auto-sharding aynı şey. Burada isim sormuştunuz. Evet. Replikasetle bahsettiğim auto-sharding aynı şey. Yani replikaset kullanmak istiyorsanız MongoDB'nize MongoDB, yani şöyle bir problem var esasında replikasette. Onu belirteyim size. Biz yani çok yeni olan bir şey bu. Yaklaşık bir ay önce replikaset moduna aldık Mongo'yu. MongoDB'yi replikaset moduna geçirmeniz için maalesef MongoDB'yi start ederken -- replikaset demeniz lazım. Ve bu replikasetin ismini belirlemeniz lazım. Durum böyle olunca buna siz dokunamıyorsunuz. Çünkü o instance'a sizin bir root access'iniz yok yani. O instance'ı siz konfigüre edemiyorsunuz. Ama hosting provider'ınız kimse, bir ticket açıyorsunuz. Lütfen diyorsunuz, benim MongoDB'mi replikaset modda çalıştırın diyorsunuz. Ve onlar kısa bir süre içerisinde size bunu replikaset modda restart edip konfigürasyon yapıp veriyor. Çok uzun süren bir proses değil. Dediğim gibi ama farklı replikalara ihtiyaç duyduğunuzda farklı environment'lar açmak zorundasınız. Çünkü her environment'a bir tane database tanımlayabiliyorsunuz. Dediğimiz gibi bir modülü buradan tanımlayabiliyorsunuz. Önemli noktalardan biri burada vertical scaling per node değil. Şu tuttuğum scaling limit. Gördüğünüz gibi burada 64 klavyete kadar çıkabiliyor bu hosting provider'da. 64 klavyette 8 GB RAM, 12.8 GHz CPU'ya denk geliyor. Şu tuttuğumuz ikon ise Resort Cloud'ı temsil ediyor. Resort Cloud'ı 0 alırsanız dediğim gibi 0'dan limite kadar sürekli kendisi scale etmeye devam eder. Ama Resort Cloud'ın fiyatı daha ucuz. Normal cloud'lerden. Ve şunu siz biliyorsanız, örnek veriyorum, benim minimum sürekli 4 cloud'a ihtiyacım var diyorsanız
Buradan bunu da 4 kulağı detay ayırıyorsunuz. İşte örnek veriyorum, sürekli minimum 512 MB RAM, 800 MHz RAM olsun. Ondan sonra 8 GB'dan 12.80 GHz'e kadar çıksın gibi bir ayarlama yaptık şu anda. Buradan High-Availability açtığınızda otomatikman zaten Tomcat Instance'ları 2'ye çıktı. Buradan bunu 4'e çıkartabiliyoruz. Dediğim gibi bazı hosting provider'larda bu 8'e kadar çıkıyor. IPv4 veya IP'ye ihtiyacınız varsa bunu açıyorsunuz. Ve şuradan girip environment name yazıyorsunuz bir tane kendinize göre. Atıyorum şu anda buna ben DFS diyeyim. İnşallah DFS diye bir şey yoktur. Evet. Şimdi kurumunuzu sürmesin diye başlayamıyorum diye modelimiz var. Mesela şöyle bir. Bu da 423 tane diyor. Kahvemi kapattım. Birkaç dakika sonra envanetiniz hazır oluyor. Yani şu yaptığımız işi infrastructure as a service bir yerde yapmaya kalksaydık eğer Nginx kuracaktık, konfigüre edecektik. 3 tane işletim sistemi kuracaktık. Hadi 3 tane işletim sistemi kurmayalım, 1 tane işletim sistemi kuralım. Image'ini alalım, onları oradan duplicate edelim. Ama 1 tane işletim sistemi mutlaka kurmak zorunda kalacaktık. Nginx'i konfigüre edecektik, Tomcat'leri konfigüre edecektik. Ondan sonra MongoDB'mizi veya herhangi bir database instance'ımızı kontrol edecektik. Bunların hepsi zamanla işlem. Burayla ilgili bir soru var mı? MongoDB falan tek olabiliyor yani. Application server'la bir tane mi olmak zorunda? Application server'la biraz önce gösterdim 4'e kadar çıkabiliyor. Yok, aynısından değil. Farklı iş yapan başka bir application. Başka bir environment açmanız lazım. Bir environment'ta Tomcat kullanıyorsunuz veya Jet'i kullanıyorsunuz. Eğer bir Tomcat, bir Jet'e ihtiyacınız varsa sanırım ondan bahsediyorsunuz. Evet. Farklı environment'lar kullanmanız gerekiyor. Sadece MongoDB olabiliyor mu peki? Yani database olarak kullanmak istesek mesela. Tabii bir environment'ı sadece MongoDB açabilirsiniz. Yani o gördüğünüz node'lardan herhangi bir tanesini açabilirsiniz sadece. Sadece bir node açabilirsiniz bir environment'ı. Başka bir şey açmanıza gerek yok yani. Peki environment başı bir ücretlendirme var mı yoksa? Yok. Kullandığım resource. Kesinlikle. Resource'tan başka bir şey para ödemiyorsunuz. Hiç resource kullanmıyorsanız bir ücret ödemiyorsunuz yani. Loglara nasıl bakıyorsunuz? Loglara bakmak için, güzel soru. Loglara bakmak için eğer Eclipse kullanıyorsanız bir Eclipse plugin'i var. Eclipse plugin'inden bütün logları gezebiliyorsunuz. Ama geldiğinizde kontrol panelden bunu ben göstereyim. Örnek veriyorum. Şurada log butonu var. Biliyorsunuz. Buradan Katalina modunuz, işte access modunuz vesaire bütün loglar burada duruyor. Bu logları download etmek isterseniz download edebiliyorsunuz. Tomcat veya Apache instance'larınıza FTP kurabiliyorsunuz. Daha çok PHP developer'ları buradan basıyorsunuz, FTP kurusunuz, FTP kuruluyor. Ne kadar resource kullanıyorum sorusunun cevabını bulacağınız yerde burası. Burası live'dır. Aktif olarak şu anda ne kadar trafik varsa network kısmında, ne kadar RAM kullanıyorsanız, ne kadar CPU kullanıyorsanız veya hard disk kullanıyorsanız bunların bütün detaylarını buradan görebiliyorsunuz. İşte interval'larını ayarlayabiliyorsunuz. CPU ve RAM resource'undan başka tabii ki yaptığınız network transferine de para ödüyorsunuz. Ve kullandığınız disk space'e de para ödüyorsunuz. Ama açıkçası network ücretini hatırlayamıyorum şu anda ama trafik ücretini. Çok cüzi ücretler. Disk space de aynı şekilde yani 1 GB'ı çok komik bir rakam. Şu anda hatırlayamıyorum ama Jelastin web sayfasına girerseniz zaten bütün detayları orada bulabilirsiniz. 0.07 euro. 0.07 euro. Doğru. Yani öyle komik bir rakam. Terminal üzerinden ulaşabiliyorsunuz. SSH mı yapmak istiyorsunuz? SSH VDS'inize yapabilirsiniz. Ama sizin yani Tomcat'in kurulu olduğu instance'a veya MongoDB'nin bulunduğu instance'a sizin bir SSH yetkiniz yok. Oraya siz müdahale edemiyorsunuz.
Yani bunlar pre-configured ve auto-configured şeyler olduğu için sizin buraya accessinizin olması demek zaten muhtemelen bir şeyleri bozma ihtimalinizi arttıracak. O sebepten dolayı SSH access'e izin vermiyorlar. Ama tabii ki siz hosting provider'ınızla, Elastic'le bağımsız bir durumda. Hosting provider'ınızla oturursunuz, dersiniz ki ben bunları SSH etkisi istiyorum, ona göre support istiyorum vesaire. Yapabilirsiniz yani, imkansız değil. Şimdi production'dan farklı ortamlarınızda var mı? Yani ha, evet, esasında bizim slide'larımızda o da var, tamam mı? Slide'larımızda neden gelmedi? Aynı uygulamanın farklı environment'larda. Environment cloning diye bir şey var. Production environment'ınızı kurdunuz. Şimdi test ve örnek veriyorum. Development environment'a ihtiyacınız var. Production'ı kurdunuz. Tek yapmanız gereken, biliyorsunuz. Şurada clone environment gibi özellik var. Yine environment'ın ismini giriyorsunuz. Aynı environment klonluyor. Klonlandıktan sonra yine atıyorum, örnek veriyorum, siz development and production environment'ına vermek istediğiniz resource'u development ve test environment'ınıza vermek istemiyorsunuz. Geliyorsunuz buradan, klonladığınız environment'a. Buranın resource'larını ayrı bir şekilde ayarlıyorsunuz ondan sonra. Burayı nasıl ayarladıysanız? Erişimi nasıl kısıtlıyorsunuz? Eğer ben dev ortamda yeni kendi bazı özellikler çıkacağım, onu görmesini istemiyorum kimsenin. Şu an dışarıya erişilebilir durumda. Esasında değil mi? Yani, şu anda evet. Yani siz eğer public yapabileceğiniz şey şu. Ben size söyleyeyim. Burada bunu Jelastik'te de CEO'suyla da baya bir tartıştık, konuştuk. Esasında bizim istediğimiz şuydu. Bize bir VPN support verin. Hani bazı environment'larımız VPN alalım. Onlar direkt böyle bir şey yapmıyorlar ama bunu konsültür ediyorlar şu an. Bunu yapsak mı, yapmasak mı veya nasıl implement ederiz aralarında konuşuyorlar. Ama sizin yapabileceğinizi ben size söyleyeyim. Bir VDS kurarsınız, VDS'in içine VPN kurarsınız, bir VPN server kurarsınız ve bu VPN server'ı içerideki routing'ini kendiniz ayarlarsınız ve dışarıdan access'ini de kapatırsınız. Yapabileceğiniz bu. Zaten public IPv4'ü kapattığınız anda instance'da dışarıdan access olamıyor. Onu kapatırsınız, dediğim gibi o VPN üzerinden routing'i kendiniz ayarlarsınız. Eğer development ve örnek veriyorum test environment'da dışarıdan kimsenin girmesini biz istemiyoruz diyorsanız yapabileceğiniz bu. Yani şu anda bizim bulabildiğimiz solution bu. Etrafından dolanarak biraz oluyor ama dediğim gibi test ve development environment kurması da çok basit, çok hızlı. Buradan işte PHP veya vesaire bu bir değişik environment'lar diye hatırlıyorsunuz. Bayağı yeni. Bu bayağı yeni. Yani yanlış hatırlamıyorsam bir ay öncesine kadar orada Ruby yoktu. Ama sürekli Ruby'yi çıkartacağız diye zaten bahsediyorlardı. O olmadan önce de Ruby'yi zaten JRuby ile Tomcat üzerinde host eden bir dünya insan vardı tabii ki. Kullanım istatistikleriyle ilgili hiçbir şey ayrı böyle işte daha detaylı bilgiler ama şu an live veriyoruz. Orada geriye dönük bilgi alabiliyorsunuz aynı ekranda. Peki şöyle şeyleri de alabiliyor muyuz? Mesela en fazla CPU ve RAM'i işte atıyorum. MongoDB kuruyor. Bir şey böyle bir imkan var mı? Bu arayüzü var mı? Yani istatistiksel olarak bir şey mi istiyorsunuz? Evet. Yani istatistiksel olarak bir şey tam olarak vermiyor. Yani genel toplamını veriyor galiba. Ya, evet yani buradan siz bir duration veriyor. Atıyorum bir bit diyorsunuz ve interval'ı bana alıp seçiyorsunuz. O size geçen haftanın bugünden geçen haftaya kadar neler olduğu ile ilgili bir grafik çiziyor. Detaylı bir istatistik istiyorsanız muhtemelen onu hosting provider'la konuşmanız lazım. Yani mesela bir şey çok fazla CPU yiyor ama onu şu an burada tek görebilme imkanımız yok. Yok, şuradan görüyorsunuz ne kadar cloud et kullandığını hem de. Tamam. Bu zaten sarı ve kırmızıya dönüyor. Eğer 4'e yaklaştıkça önce sarı oluyor, sonra da kırmızı oluyor. Yani bu 2.4 olduğunda sarı oluyor, 3.4 olduğunda kırmızı oluyor şu anki bu yere. Onun belli bir yüzdesi var şu anda, ben de bilmiyorum ama tam yüzde kaçta sarı kırmızı oluyor. Aktif olarak ne kadar resource kullandığı, şurası disk space, şurası CPU RAM resource tanımlıyor. Buradan görebiliyorsunuz. Geçmişe yönelik de gelip burada peak yaptığı noktaları kendiniz tabii ki bakmanız lazım.
Yani peak yaptığı noktalar saat kaça denk geliyor vesaireyi de buradan görebiliyorsunuz tabii. Şu interval'ı oradan örnek veriyorum, minutes'e çevirirseniz hangi saatlerde geçen hafta biz peak yaptık sorusunu bulabilirsiniz. Ama örnek veriyorum, sizin bir data'ya ihtiyacınız varsa üstüne data mining yapacaksınız kendi istatistiklerinizin üzerinde. Bunu tabii ki hosting provider'dan istemeniz lazım. Yani direkt böyle bir özellik yok şu an. Az önce söylediğinize göre şeyi de biz kendimiz konfigür edemiyoruz. Mesela Tomcat'in konfigürasyonu elle değiştirme şansınız var. Var. Konfigürasyonu elle değiştirme şansınız var. Şuradaki range'e basıyorsunuz. Burada Tomcat'in konfigürasyon dosyaları var. Gördüğünüz gibi okuma hakkımız var yani. Var tabii. Bu dosyada burada gördüğünüz her şeyi değiştirebilirsiniz. Örnek veriyorum. Şey yapacaksınız. Yani buradan aslında erişim de kısıtlanabilir. Arkadaşın sorusu vardı. Ya zaten public IP'yi ve kapattığınız zaman dışarıdan erişimi mümkünatı yok. Yani HD Access falan gibi şeyler veya direkt HD Access gibi bir şey. Yani gerçekten şey var mı? Apache. Biraz sesli konuşabilirsin diyorum. Yani bu konfigürasyonla dışarıdan erişim de kapatılabilir. Şu IP'den gelen de isteklere. Tabii konfigürasyondan da kapatabilirsiniz istiyorsanız. Yani bütün request'lere denied ver dersiniz, bütün request'lere denied verir ama yani network level'ında kapatmak istiyorsanız dediğim gibi IP ve IP'sini kapatmanız lazım. IP'sini kapatınca zaten sadece hosting provider'ın network'ünden erişilebilir bir hale geliyor. Hosting provider'ın network'ünde de sadece hosting provider olduğu için pek bir sıkıntı yaratmaz. Şey soracağım, bu şimdi elastik platformu, Nemo'nun kurulumu kendimden bir böyle bir platform kurmak istesem, bunun tüm şeyleri ortamı var mı internette? Yoksa yok, Open Shift gibi değil. Yani bu bir open source platform değil. Yani bunu siz kendi data center'ınıza istediğiniz gibi kuramıyorsunuz. Bunu yapabilmeniz için Celastic'le konuşup application yapmanız lazım. Data center'ımıza biz bu platformun kurulmasını istiyoruz demeniz lazım. Onlarla anlaşmanız lazım. Yani platform open source değil. Böyle bir şey yapamıyorsunuz maalesef. İyi, buradan birçok ayar yapabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, buraya yaratacağınız buraya cron job'larınızı koyabiliyorsunuz. Cron folder'ın gibi. Aynı şekilde mesela MongoDB'nin backup'ını cron job'la yapmak istiyorsunuz. Yine giriyorsunuz oradan. MongoDB'nin bu sefer konfigürasyonuna giriyorsunuz. Aynı şekilde olarak. Oradan bir ufak bir shell script yazıyorsunuz ve buraya koyup save ettiğinizde o cron job çalışmaya başlıyor. Neye ihtiyacınız varsa yapıyor. Dediğim gibi FTP support'u var instance'lerin. Onu direkt koyabiliyorsunuz. Evet, buraya shell script yazıyorsunuz. Bildiğin yani herhangi bir shell script yazıyorsunuz. Ben işte esas şifre yazıyorsunuz. Tabii, herhangi bir shell script yazabilirsiniz. Her şey direnci var. Buradan Nginx'i konfigürasyonu değiştirmek istedim. Linux sistemden işte biraz önce de bahsettik. 3 tane modu var. Usage based pricing. Herhangi bir 104 cloud'a dalmıyorsunuz. Fixed pricing dediğimiz şu kadar cloud'ı sürekli run etsin veya hybrid yapabilirsiniz. Bu kadar zordun olsun, buraya kadar scale etsin diyebilirsiniz. 3 tane build modu var. Fixed, usage based, hybrid olarak. Teşekkür ederiz. Bu bilgi zaten...